bugün Platon'a başlayacağız. Platon'un Sokrates savunusu ile. Bu, siyaset felsefesi çalışması için en iyi giriş metnidir. Neden? İki neden vereyim. Birincisi, o disiplinimizin meşhur kurucusu. Siyaset biliminin kurucusu Sokrates'i hemşerilerinden oluşan bir jüri önünde kendini açıklarken, yaşam tarzını kendini savunurken sunmaktadır. Sokrates hakkında bugün birazdan daha fazla bahsedeceğim. Bu eser Sokrates'i kamusal bir forumda konuşurken ve felsefenin siyasal yaşam için değerini savunurken gösteriyor. Ve ikinci olarak savunu siyaset felsefesinin şehirle, siyasal iktidar ile olan ilişkisindeki kırılganlığını sergilemektedir. Savunu sadece belli bir kişiyi, Sokrates'i yargılamamaktadır. Fakat bizatihi felsefe fikrini yargılamaktadır. En başından itibaren felsefe ve şehir, felsefe ve siyasal yaşam birbiri ile gerilimli bir ilişki içinde olmuştur. Göreceğimiz üzere Sokrates şehir tarafından gençliği yozlaştırmakla ve tanrılara karşı inançsızlıkla suçlanmıştır. Öyle değil mi? Bir diğer ifadeyle çok ağır bir suç, ihanetle suçlanmıştır. Benim bildiğim başka hiçbir eser bu çatışmayı daha iyi anlamamıza imkan sağlamaz. Düşünce özgürlüğü ve siyasal yaşamın gerekleri arasındaki zorunlu ve kaçınılmaz çatışma. Bu iki şey, bu iki iyi şey yani düşünce özgürlüğü ve siyasal yaşam birbiriyle uyumlu mudur yoksa zorunlu olarak birbirleriyle çatışma halinde midir? Kimi açılardan bu bana savununun bizden düşünmemizi istediği temel soruymuş gibi geliyor. Doğru mu? Şimdi kuşaklar boyunca savunu ifade hürriyeti ihlalinin bir sembolü olarak öne çıkmıştır. Bu eser sorgulanmış hayata bağlı olan bireyi, ön yargılı ve sofu bir kalabalığa karşı savunur. Yine bazı açılardan güruh ile karşı karşıya kalan birey hakkındaki bu görüşün en açık bir ifadesi John Stuart Mill adlı çok meşhur bir 19. yüzyıl sivil libertaryeninin bir eserinde bulunur. Özgürlük Üstüne adlı eserinde Mill, bir zamanlar kendisi ile zamanının hukuki otoriteleri arasında unutulmaz bir çarpışma olan Sokrates adında bir adamın yaşadığı insanlığa ne kadar hatırlatılsa azdır demiştir. Tekrar tekrar Sokrates ifade hürriyetinin bir şehidi olarak tasvir edilmiş ve Mill bunun meşhur bir örneğidir. Çeşitli zamanlarda bir miktar abartılarak İsa, Galileo, Sir Thomas More ile karşılaştırılmış ve Henry David Thoreau'dan Gandhi ve Martin Luther King'e değin düşünür ve siyasi aktivistler için bir rol modeli olarak kullanılmıştır. İşte Sokrates siyasal direnişin ve siyasal güce, iktidara direnişin ve kontrolsüz, sınırlanmamış yönetimin bireye yönelik tehlikelerinin merkezi sembolü haline gelmiştir. Fakat diyebilirsiniz ki bu savunu okuması ifade hürriyeti hakkında bir nevi briefingdir ve sansür ve zulmün tehlikelerine karşı bir uyarıdır. Bu okuma biçiminin yüzyıllardır, en azından son 150 yıl boyunca oldukça etkili olmasına rağmen kendinize şunu sormalısınız. Bu Platon'un niyet ettiği okuma biçimi midir? Platon diyaloğu bizim bu şekilde okumamızı mı istemiştir? Benim bir hocamın söylediği gibi, siz Platon'u kendinize göre okuyun, ben onu kendisine göre okuyacağım. Peki, Platon bu diyaloğun nasıl anlaşılmasını istemiştir? Dikkat edin, Sokrates kendisini hiçbir yerde sınırlanmamış ifade hürriyeti doktrinine referansla savunmamaktadır. Daha ziyade savunma konuşmasının sonuna doğru ortaya koyduğu şekliyle Sokrates sadece sorgulanmış hayatın yaşanmaya değer olduğunu ileri sürmektedir.
Bir diğer ifadeyle sadece sürekli bir biçimde kendi düşüncelerini açık hale getirme, çelişki ve tutarsızlık kaynaklarını ortadan kaldırma mücadelesi verenlerin değerli hayatlar sürdükleri söylenebilir. Sokrates dinleyicilerine kendinden emin ve mağrur bir şekilde şöyle der: sorgulanmamış hayat yaşanmaya değer değildir. Onun için başka hiçbir şey önemli değildir. Bir diğer ifadeyle onunkisi ifade hürriyetinin değeri hakkında genel bir doktrin olmaktan ziyade oldukça kişisel, pek çok açıdan oldukça bireysel bir kişisel mükemmelliyet arayışıdır. Fakat yine de denilebilir ki Sokrates bu oldukça özel kişisel mükemmelleşme arayışı içine girmiş olsa da savununun ve onun öğretisinin bir kimsenin gözden kaçıramayacağı siyasi bir yönü vardır. Diyaloğun veya söylevin kalbinde kendisini suçlayanlar ile Sokrates arasında belki de doğrudan hiç telaffuz edilmemiş Atina şehrinde geleceğin vatandaşları ve devlet adamlarını yetiştirme hakkına kimin sahip olduğu sorusu üzerine bir tartışma yaratmaktadır. Sokrates'in savunma konuşması her platonik diyalogda olduğu gibi nihai tahlilde eğitim hakkında bir diyalogdur. Kim öğretme hakkına sahiptir? Kim eğitme hakkına sahiptir? Bu pek çok açıdan Sokrates için tüm zamanların temel sorusudur. Bu gerçekte kimin yönettiği veya başka bir ifadeyle kim yönetmelidir sorusudur. Yine Sokrates'i yargılayan şehrin herhangi bir şehir olmayıp özel bir şehir olduğunu, Atina olduğunu hatırlayın. Ve Atina, insanlık tarihinde yakın zamanlara değin var olmuş en meşhur demokrasi idi. Yakın zamanlara kadar dememin nedeni, sizin de bildiğiniz gibi Amerikan demokrasisinin ortaya çıkmış olmasıdır. Fakat en azından 18. veya 19. yüzyıla değin var olmuş en meşhur demokrasidir. Sokrates'in jüri önündeki konuşması belki de en meşhur demokrasinin kendisini yargılama teşebbüsüdür. Yargılanan sadece Sokrates değildi. Sokrates, Atina'nın demokrasisinin kendisini yargı önüne çıkarmaya niyetlidir. Savunu yalnızca Sokrates'i Atina şehrinin önünde kendisini savunmaya zorlamamaktadır. Aynı zamanda Sokrates Atina şehrini yargının önüne çıkartmakta, felsefenin yüksek mahkemesi önünde ona kendisini savundurtmaktadır. Evet, diyalogdaki müteakip tartışma kimin yönetme yetkisine sahip olduğu hakkındaki bir mücadele olarak okunabilir. Halk mıdır? Atina mahkemesi midir? Halk anlamına gelen Yunanca kelimeyi kullanırsak demos mudur? Yoksa filozof kral Sokrates midir? Nihai siyasi otorite ile donatılacak olan. Pek tabii ki arayış budur ve çok daha canlı ve açık bir şekilde devlette ele alınmaktadır. Ancak bu arayış savunu boyunca sürmektedir. Ve Sokrates'in sorduğu sorunun eser boyunca bu olduğunu görmezseniz savunuyu anlayamazsınız. Tahtaya bazı isimler ve bazı tarihler yazdım. Çünkü biraz bu diyaloğun siyasal bağlamından bahsetmek istiyorum. Bir kişi savunuyu gayri adil bir güruh tarafından veya gayri adil bir siyasi yönetim tarafından sıkıştırılan adil bir kimsenin içine düştüğü zor durumun eskimeyen bir sembolü olarak okuyabilir. Savunuyu okumanın hiçbir mahsuru yoktur. Yine bu soru Platon'un devlette Platon'un kardeşi olan Glaukon adlı karakterin Sokrates'e gerçekten adil olmanın mı yoksa sadece adil görüntüsüne sahip olmanın mı daha iyi olacağını sormasıyla ele alınır. Sokrates'in cevabı sonucu zulüm görmek ve ölüm bile olsa adil olmanın daha iyi olduğu yönündedir. Fakat yargılama sadece adil olanla adil olmayanın karşılaşmasının eskimeyen bir sembolü değildir. Yargılama siyasal zamanın belli bir anında vuku bulmuş gerçek bir tarihsel olaydır. Ve bence bu davayı Sokrates'in hem lehine hem de aleyhine olarak nasıl anladığımızda oldukça etkilidir. Bu bağlam hakkında biraz konuşmama izin verin.
Sokrates'in yargılanması 399 yılında olmuştur ve tüm bu tarihler milattan öncesine aittir. Bazılarınızın bilebileceği gibi bu yargılama meşhur Pelopones Savaşı'nın hemen sonrasına rastlar. Bu savaş Sokrates'ten bir miktar daha yaşlı olan çağdaşı Tusidides tarafından aktarılmıştır. Tarihi Tusidides tarafından yazılmış olan bu savaş Yunan dünyasının iki büyük gücü Sparta ve Atina ile onların müttefikleri arasında geçmiştir. Sparta ile savaşan bu Atina, siyasal gücünün ve prestijinin zirvesinde olan ve yine adı zirvede olan en önemli vatandaşı Perikles'in liderliğinde olan Atina idi. Perikles'in liderliğinde Atina meşhur Akropolis'i inşa etmişti. Perikles yönetimi Atina'yı büyük bir deniz gücü haline getirmiş ve daha önce görülmemiş bir artistik ve kültürel yaşam yaratmıştır. Bugün bile Atina'nın bu dönemi basitçe Perikles Atina'sı olarak bilinir. Fakat Atina başka bir açıdan da dünyada öncesi olmayan bir şeydi. Atina bir demokrasiydi. Ve yine bugün bile Atina demokrasisi deyimi demokratik yönetimin bugüne değin var olmuş en ideal şeklini akla getirir. Biz Hellas'ın okuluyuz. Bunlar Perikles'in Tusidides tarafından aktarılan cenaze söylevinde dinleyicilerine övünerek söylediği sözlerdir. Perikles, biz şehrimizin kapılarını tüm dünyaya açar ve hiçbir yabancıyı, bir düşmanın gözleri bizim cömertliğimizden istifade edecek olsa bile öğrenme ve gözlemleme fırsatından mahrum bırakmayız diyerek övünür. Bu konuyla ilgili sizin sorabileceğiniz bir soru, dünyanın ilk, en özgür ve en açık toplumunun nasıl olup da kendi cehaleti hakkında özgürce konuşan ve erdem ve insanın mükemmelliğini önemsediği kadar başka hiçbir şeyi umursamadığını söyleyen bir insanı ölüme mahkum edebildiğidir. Şimdi savaşın başlangıcında Sokrates 40 yaşın az altındaydı. Ve konuşmadan öğrenmekteyiz ki Sokrates'in kendisi orduda bulunup ülkesinin savunmasına hizmet etmiştir. Gördüğünüz gibi Pelopones Savaşı oldukça uzun bir zaman. Aralıklarla neredeyse 30 yıl sürmüştür ve Atina'nın mağlubiyeti ve Atina'nın başına Atina'yı bir yıl yönetecek Sparta yanlısı, 30'lar tiranlığı olarak bilinen bir oligarşinin getirilmesi ile 404 yılında son bulmuştur. Sonraki yıl 403. Tiranlar namı diğer 30'lar düşürülmüş ve demokratik yönetim Atina'da yeniden tesis edilmiştir. Sadece 3 yıl sonra her biri Sparta oligarşisine karşı demokratik direniş hareketinin bir parçası olmuş Anitus, Meletus ve Laikos adında 3 adam Sokrates'e yönelik suçlamalarda bulunmuştur. Suçlamalar gençlerin ahlakını bozmak ve şehrin inandığı tanrılara inanmamak. Gördüğünüz gibi suçlamalar kendileri demokratik direniş hareketinin bir parçası olmuş kişiler tarafından getirilmiş ve Anitus ve Meletus isimleri metinde okuduğunuz gibi konuşmada da geçmektedir. Yani Sokrates'e yöneltilen suçlamalar gökten düşmemiştir. Belki de soruyu farklı bir şekilde ifade etmeliyiz. Neden Atinalılar Sokrates'i yargıladılar sorusunu değil, neden onlar Sokrates'in hukuku ve hukukun otoritesini sorgulama pratiğine bunca zaman müsaade ettiler sorusunu sormalıyız. Tamam mı? Bu tabloya bir de demokrasinin yakın zamanda yeniden tesis edildiğini ve Sokrates'in arkadaşlarının ve eski öğrencilerinin nefret edilen 30'lar tiranlığı ile ilişkilendirildiği gerçeğini ekleyin. 30'ların üyeleri arasında Critias adında bir adam bulunmaktaydı. Bu kişinin adıyla bir platonik diyalog vardır ve bu kişi Platon'un bir akrabasıdır. Yine bu grubun bir başka üyesi Charmides adında bir kişidir. Charmides, Platon'un amcası olup onun da adını taşıyan bir platonik diyalog vardır.
Platon'un kendisi hayatının çok sonralarında meşhur 7. mektubunda akrabaları tarafından 30'lar yönetimine katılmaya davet edildiğini söylemiştir. Platon daha sonra 30'lar tiranlığı için o kadar nefret uyandırıcı bir hale gelmişlerdi ki önceki demokratik yönetim onların yanında bir altın çağ gibi gözükmekteydi demiştir. Söylemek istediğim şey Sokrates'in birçok öğrencisi ve arkadaşının Platon'un kendisi de dahil olmak üzere Atina'yı kısa bir süre yönetmiş olan bu oligarşik yönetimle bağlantısının olduğudur. Ve Sokrates'in kendisi de şüphe altındaydı. Bugün bile biz sıklıkla hocaları, öğrencilerine ve arkadaşlarına bakarak yargılamıyor muyuz? Hiç kimse şüpheden masum değildir. Sokrates'in kendisi Alcibiades adlı bir adamın yakın arkadaşı idi. Muhtemelen Perikles'ten sonraki kuşakta Atina'nın en önde gelen karakteri. Alcibiades, sonu felaket olan Sicilya seferini organize eden kişiydi. Ve daha sonra da hayatını Sparta safına geçerek sona erdirdi. Bu arada Alcibiades'in Sokrates ile olan karmaşık ilişkisi, Platon'un sempozyumunda sarhoş bir şekilde konuşan Alcibiades'in kendisince nakledilir. Evet, görebileceğiniz gibi Sokrates'in yargılanması okuduğunuz küçük söylev, bir askeri mağlubiyetin, direnişin, komplo ve ihanetin gölgesinde gerçekleşmiştir. Sokrates yargılanma anında 70 yaşındaydı. Böylece ortam oldukça gergin bir siyasal çevreydi. Bugün bizim cumhuriyetimizde şahit olduğumuz partizan çekişmelerden çok daha kırılgan bir ortam. Öyle olduğunu umut ediyorum. Tamam mı? Evet. Konuşmanın siyasal bağlamından uzaklaşıp suçlamalar hakkında konuşmama müsaade edin. Suçlamalar diyorum çünkü eğer dikkatle okursanız Sokrates'e yönelik olarak iki suçlamanın olduğunu görürsünüz. Konuşmanın başında Sokrates, o anki suçlayıcılarının yani demokratik direniş savaşçıları Anitus ve Meletus'un ve onların suçlamalarının kendisine yönelik olumsuz bir ön yargının oluşmasından sorumlu daha önceki bir suçlayıcılar kuşağının devamı olduklarını ileri sürer. Sokrates jüriye bu suçlamalar yeni değildir der. Ve jürinin pek çok üyesinin kendisi hakkında olumsuz bir fikre sahip olacağını söyler. Bu yoğun jüri seçimlerinin yapılacağı ve insanlara dava hakkında bir kanaatin var mı diye soracakları günden önceki gündür. Sokrates'e göre birçok jüri üyesi Sokrates'i tanıyor olacaktır veya kesinlikle onun hakkında bir şeyler işitmiş olacaktır ve zaten önceki suçlamalar nedeniyle onun hakkında olumsuz bir kanaat oluşturmuş olacaktır. Bir komedi şairi, evet bir komedi şairi adını tahtaya yazdığım oyun yazarı Aristofanes'e gönderme yapar Sokrates. Aristofanes, Sokrates'e karşı ilk önyargıyı yaratmış kişidir. Bu komedi şairinin yarattığı önyargı neydi? Aristofanes ve komedi şairine gönderme, Platon'un Devleti'nin 10. kitabında felsefe ve şiir arasındaki eski çekişme dediği şeyin bir kısmıdır. Bu çekişme, Platon'un diyaloglarının değişmez, merkezi bir konusudur. Sadece Aristofanes ve Sokrates'in aynı yemek masasında yan yana resmedildiği sempozyumda değil, aynı zamanda önümüzdeki hafta okuyacağımız Devletin de temel özelliğidir bu. Bu eserde Sokrates, eğer siyasal adaletin talepleriyle uyumlu hale getirilecekse, edebiyatın kontrol edilmesi ve sansüre tabi olması hususunda iyi tasarlanmış bir öneride bulunur. Aslında bir bakıma Devleti, onun şiire dair arka planını ve Sokrates'in şiir geleneği ile ve kendisinin komik şair dediği kişi ile olan bu uzun süreli çekişmesini anlamaksızın kavrayamayız. Filozof ve şair, yani Sokrates ve Aristofanes arasındaki bu çekişmenin özü sadece estetik bir yargı meselesi veya sadece estetik bir çekişme olmayıp oldukça siyasi veya en azından bazı yönleriyle oldukça siyasidir.
Bu çekişme gelecekteki vatandaş ve kamusal lider kuşaklarını eğitmeye en ehil kimin olduğu sorusunun özüne iner. Shelley'nin ilkesini kullanacak olursak, filozoflar mı yoksa şairler mi insanlık için doğru kanun koyuculardır? Sokrates'in döneminde hangisi insanlık için kanun koyuyordu? Yunanlılar kahramanlık erdemi ve kamusal yaşamın örnek modellerini ortaya koyan Homer ve Hesiod'un zamanına değin yüzyıllarca geri giden, yüzyıllık bir şiir eğitimi geleneğine hali hazırda sahiptiler. İncil bizim dünyamız için ne ise Homerik destanlarda Yunanlılar için oydu. Yani tanrıların yaşamı, onların dünya ile olan ilişkileri, insanlara uygun olan erdemler gibi konularda bu destanlar nihai otorite idi. Aristofanes'in burada büyük bir temsilci olduğu şiir geleneği tarafından onaylanan erdemler, savaşçı kültürün, savaşçı halkların ve savaş halindeki insanların erdemleriydi. Bunlar yüzyıllarca Yunanlılara rehberlik eden ve onların büyük bir güç olmalarına katkıda bulunan niteliklerdi. Bu erdemler Sparta'nın yanı sıra Atina'nın küçük dağınık halklardan zirveye tırmanmasına ve büyük bir dünya gücü olmasına katkıda bulunmuş ve onların Rönesans Floransası, Elizabeth İngiltere'si ve 30'lu yılların Weimar'ına benzer sanatsal, entelektüel ve siyasi başarılara ulaşmasına olanak tanımıştır. Sokrates ve onun gönderme yaptığı şiir geleneği arasındaki bu çekişmedeki asıl mesele nedir? Birincisi, Sokrates'in öğretme biçimi şairlerinkinden oldukça farklı. Öyle değil mi? Burada kimse İlyada'nın açılış mısrasını biliyor mu? Homer'in İlyada'sının ilk mısrasını bilen var mı? Bunu liseden hatırlayanınız var mı? Söyle Tanrıça, Aşil'in gazabını. Öyle değil mi? Söyle Tanrıça, Aşil'in gazabını. Şairler kahinseldir. Öyle değil mi? Şairler kendilerine şarkılarla ilham vermeleri, insanüstü güçlere, cesarete ve öfkeye sahip insanlar hakkında hikayeler anlatabilmek için, kendilerini ilhamla doldurmaları için tanrılara ve tanrıçalara sesleniyorlar. Buna karşılık diyebiliriz ki Sokrates'in metodu kehanetsel değildir. Bu metot hikaye anlatmak değildir. Karşılıklı konuşmaya, argüman geliştirmeye dayanır ve eğer onun kullandığı kelimeyi kullanırsak diyalektiktir. Sokrates argümanlar geliştirir ve hangi argümanın rasyonel irdeleme ve tartışmadan başarıyla çıkabileceğini görmek için başkalarının bu argümanları kendisiyle tartışmasını ister. Homer'in İlyada ve Odisesi'nde argüman yoktur. Güçlü ve ikna edici hikayeler dinlersiniz ama argüman işlemezsiniz. Başka bir ifadeyle Sokrates hikaye anlatmayı ve belli mısraları, beyitleri tekrar etmeyi değil, sürekli olarak sorgulamayı bu yeni siyasi eğitimin özü haline getirir. Sokrates şairlerin öğretme metotlarını sorgular. Fakat ikinci olarak yine Homer ve şairler savaştaki insanların erdemlerinin şarkısını söylemektedir. Sokrates savaşçı vatandaşı tamamıyla yeni bir vatandaş tipiyle, tümüyle yeni vatandaşlık erdemleri setiyle ikame etmek istemektedir. Yeni Sokratik vatandaş, bir süre için onu böyle adlandıralım. Yeni Sokratik vatandaş eski Homerik savaşçıyla bazı ortak özelliklere sahip olabilir. Fakat Sokrates nihai olarak askeri muharebeyi, sonucunda en iyi argümana sahip olan kişinin muzaffer ilan edildiği, isterseniz sözel muharebe diyebileceğimiz yeni bir muharebeyle ikame etmek istemektedir. Bırakın en iyi argüman ve en iyi argümana sahip olan galip gelsin. Temelde meşhur Sokratik argüman metodu, Sokrates öncesi muharebe ve mücadele kültüründen geriye kalan tüm şeydir. Yeni Sokratik vatandaş, argüman ve diyalektik sanatında eğitilecektir. Birazdan bunun ne anlama geldiği hakkında konuşacağız. Evet, bu şairlere ve onların savunduğu her şeye bir meydan okumadır.
Sokrates 100 yıllık şiir geleneğine karşı kendisini ortaya koymaktadır. Savunu Sokrates'i yeni bir vatandaşlık modeli, yeni bir vatandaş türü sunarken resmetmektedir. Şairlere karşı meydan okuması bir bakıma kendisine yönelik olarak biriken hoşnutsuzluğun temelinde yatıyordu ve bunu Aristofanes ve onun önceki suçlayıcılar dediği kişiler doğurmuştu. Esasen diyebiliriz ki Sokrates, Aristofanes ve diğer şairler tarafından öylesine ciddiye alınmıştı ki Aristofanes, Sokrates hakkında ve onu küçük düşürmek ve onun öğrenme mesleği ile alay etmek için tüm bir oyunu adadı. Bulutlar adlı tam bir oyun yazdı. Aristofanes'in oyunu okumakta olduğunuz kitabın bazı basımlarına dahil edilir. Elinizdeki kitap gibi. Bu kitap Savunu ve Kriton'un yanı sıra Aristofanes'in bulutlarını da içermektedir. Bu oyunun varlığı hepimize Sokrates'in çağdaşlarının en önde gelenleri tarafından ne kadar ciddiye alındığını göstermektedir. Aristofanes, Sofokles ve Euripides ve diğerlerinin yanı sıra en büyük Yunan oyun yazarları arasındadır. Diyebiliriz ki alay etmek, Sokrates'le alay etmek, övmenin en samimi biçimlerinden birisidir. Şairler Sokrates'i oldukça ciddiye almışlardır. Sokrates'in söylediği üzere kendisine yöneltilen ilk suçlamanın bir parçası olması nedeniyle bulutlar hakkında. Bu komedi Sokrates'e yönelik bu taşlama hakkında bir şeyler söylememe müsaade edin. Burada Aristofanes Sokrates'i bir araştırmacı olarak sunar ve bu ilk suçlamanın bir parçasıdır. Gökteki ve yerin altındaki şeyleri araştıran ve zayıf argümanı güçlü kılan bir araştırmacıyı hatırlayın. Sokrates, Aristofanes'in kendisine yönelik geliştirdiği iddianın bu olduğunu söyler. Bu oyunda Sokrates, insanlık tarihinde bilinen ilk düşünce kuruluşu olduğunu düşünebileceğimiz oluşumun başı, lideri, direktörü olarak sunulur. Bu yer oyunda düşüncehane diye çevrilen Frontisterion adını taşır. Buraya babalar, Atinalı babalar çocuklarını Sokratik bilgeliğin gizemleri hakkında endoktrine edilmek üzere getirmektedir. Sokrates oyunda bulutları, gökyüzündeki şeyleri, öyle değil mi? Daha iyi gözlemleyebilmek için bir sepetin içinde sahne üzerinde uçar veya süzülür halde sunulur. Fakat birçok açıdan en azından Aristofanes'in gözünde bu Sokrates'in yeryüzündeki meselelerden, vatandaşlarını ilgilendiren şeylerden kopukluğunu sembolize eder. Sokrates, Almanca'da insanların Luftmensch diyeceği türden bir insandı. Havada bir adam, bilirsiniz, öylesine uçuk ki ayakları yere basmaz. Ve Sokrates bunu yaparken sadece tanrılarla alay etmez. Fakat ensesti öğretir. Her ahlaki insani tabuyu, ensesti, her türlü ahlaki şeyi çiğnemeyi ya da bir kimsenin ebeveynlerini dövmesi, bu türden şeyler, yıkmayı öğretir. Aristofanes Sokrates'i böyle resmetmektedir. Sokrates yıkıcı bir şüphecilik sergilerken sunulur. Bu Aristofanes'in ona yönelik suçlamasının merkezinde yer alır. Uzun lafın kısası, oyun Sokrates'in düşünce kuruluşunun küskün bir öğrenci tarafından yakılmasıyla son bulur. Tüm sonraki profesörler için, boş şeyleri öğreten profesörler için iyi bir ders, ha? Doğru mu? Yanlış fikirlere kapılmayın. Bölüme giderken yanınıza bir kibrit alın. Evet, bu Sokrates resmi. Gökyüzündeki ve yerin altındaki şeyleri araştıran adam resmi ne kadar doğrudur? Bulutlar 423 yılında Sokrates 40'lı yaşlarının ortasındayken yazılmıştı ve Aristofanes'in Sokrates'i bizim doğa filozofu diyeceğimiz bir kimsedir. Gökyüzündeki ve yeryüzündeki şeyleri araştıran bir kişi. Bugün bizim bilim insanı doğa bilimci diyebileceğimiz bir kimse. Fakat bu gençliği yozlaştırmak ve inançsızlık suçlamalarının yöneltildiği Sokrates'ten oldukça uzak gözükmektedir, öyle değil mi? Savunuda ve burası Sokrates'in konuşması içerisinde çok önemli bir yer teşkil eden hikayeyi anlattığı yerdir.
Sokrates duruşmadan çok daha önce gerçekleşen ve onu çok farklı bir yola sokan bir olayın bir tür entelektüel biyografisini sunar. Sokrates, Şarepon adında kendisinin de arkadaşı olan bir adamın hikayesini hatırlar. Bu kişi Delfi kahinine gitmiş ve Sokrates'ten daha bilge bir insanın olup olmadığını sormuş ve olmadığı cevabını almıştır. Sokrates bize kendisine bu söylendiğinde kahine inanmadığını ifade ettiğini söyler. O buna inanmamıştır ve kahinin sözlerini yanlışlamak için yaşam boyu süren kendinden daha bilge bir kişi arayışına başladığını söyler. Bu arayış onu politikacıları, şairleri, zanaatkarları, bilgili olmalarıyla tanınan herkesi sorgulamaya yöneltmiş. Onun diyalogları doğal bilimsel olgular hakkında değil fakat erdemler hakkında. Onun bize söylediği üzere bir insanın ve bir vatandaşın erdemleri hakkında. Bizim bugün ahlaki ve siyasi sorular diyebileceğimiz sorular sormaya yöneltmiştir. Sokrates'in burada anlattığı olay bir kimsenin meşhur Sokratik dönüş diyebileceği şey. Deyim yerindeyse Sokrates'in ikinci denize açılışıdır. O, Sokrates'in hayatında doğal olguları araştırmaktan insani ve siyasal şeyleri, ahlaki ve siyasi şeyleri çalışmaya döndüğü anı temsil eder. Delfi hikayesi Sokrates'in entelektüel biyografisinde büyük bir dönüm noktasını oluşturur. Bu yerin üstündeki ve altındaki şeyleri araştıran genç, Aristofanes'in Sokrates'inden sonraki Platonik Sokrates'e bir kayışa karşılık gelir. Siyaset biliminin kurucusu Sokrates, ahlaki ve siyasi hayata ilişkin erdemler hakkında sorular soran disiplinimizin kurucusudur. Sokrates'in bu dönüşü, hayatındaki ve kariyerindeki bu büyük dönüşü anlatımı pek çok soruyu cevapsız bırakmaktadır. Belki diyaloğu okurken sizin de bu husus dikkatinizi çekmiş olabilir. Niçin o doğal olguları araştırmaktan insani ve siyasi şeyleri çalışmaya geçmiştir? Delfi kehaneti Sokrates tarafından en azından felsefi tartışmada diğerleriyle tartışmayı kumanda etmek için mi yorumlanmaktadır? Niçin Sokrates onu böyle yorumlamaktadır? Bu türden konuşmalara başlamada neden bu yorum biçimi uygun yorum biçimi olarak gözükmektedir? Kendisine karşı ahlaksızlık ve inançsızlık suçlamaları getiren Sokrates bu Sokrates'tir. Bununla beraber bunların hiçbiri Sokrates'in suçunun doğasının ne olduğu sorusunu pek cevaplamaz. Sokrates ne yaptı? Ahlaksızlık ve inançsızlık ne anlama gelmekteydi? Bu soruları cevaplayabilmek için bu yeni Sokratik vatandaş türü ile ne kastedildiğine biraz yakından bakmak zorundayızdır. Kimdir bu vatandaş? Sokrates'e karşı Anitus ve Meletus tarafından getirilen suçlamalar, komedi şairi Aristofanes tarafından getirilen suçlamalarla aynı değildir. Anitus ve Meletus ahlaksızlık ve inançsızlıktan bahsediyorlar. Gökyüzündeki şeyleri araştırmaktan ve zayıf iddiayı güçlü kılmaktan değil. Bu terimler ne anlama gelmektedir? İnançsızlık ve ahlaksızlık ne anlamda bunlar yurttaşlık suçlarıdır? İnançsızlık onun izleyicilerine ve çağdaşlarına ne anlam ifade etmiş olabilir? Minimumda inançsızlık suçlamasının tanrılara karşı saygısızlık ima ettiğini düşünürdük. Meletus bunları karıştırsa da inançsızlık ateizm ile aynı şey olmak zorunda değildir. Ancak bir toplumun en derinden bağlı olduğu şeylere yönelik bir saygısızlık, hatta küfrü çağrıştırır. Öyle değil mi? İnançsız olmak bir kişi veya bir toplumun çok değer verdiği şeylere karşı saygısız olmaktır. Örneğin günümüzde insanlar bayrak yakmayı tahkir olarak gördüklerinde inançsızlık lisanını kullanıyorlar, öyle değil mi? Onlar bir tür dini veya yarı dini kutsala saygısızlık lisanı kullanmaktalar. İsmi Yunanca'da esasen özen, ilgi anlamına gelen Meletus, Sokrates'i vatandaşlarının değer verdiği şeylerle gerektiği gibi ilgilenmemekle suçlamaktadır. Evet, soru Sokrates neye önem veriyor? O neye önem veriyor sorusudur. Şunu bir düşünün. Bildiğimiz her toplum bir tür iman ve inanç sistemi içerisinde işler. Bizim kurucu belgelerimizi,
bağımsızlık bildirgesini, anayasayı ele alın. Tüm insanlar eşit yaratıldıkları, elden alınamaz haklarla donatıldığımız ve meşru yönetimin rızadan kaynaklandığı ve benzeri inançlar. Bu inançlar ulusal inanç gibi bir şeyi oluşturur. Amerikan olmanın ama başka bir kimse olmamanın ne demek olduğunu belirten Amerikan ulusal inancı diyebiliriz buna. Fakat kaç kişi bu inançların neden doğru olduğuna veya onların nasıl temellendirileceğine ilişkin akla uygun bir açıklama yapabilir? Çoğumuz çoğu zaman bu inançları onları çocukluktan itibaren öğrendiğimiz Thomas Jefferson tarafından veya onun gibi büyük bir otorite tarafından yazılmaları nedeniyle bir iman meselesi, bir inanç meselesi olarak görürüz. Bunları sorgulamak yurttaşlık inancı, yönetici fikirlerimize yönelik inanç noksanlığı göstermek gibi gözükürdü. Kısaca yurttaşlık dindarlığı ve saygı noksanlığı diyebilirsiniz. Sokrates açıkça inanç ve imanın vatandaşın doğal durumu olduğuna inanır. Ne tür olursa olsun her toplum onun yönetici ilkelerine, temel inançlarına yönelik bir tür imanı zorunlu kılar. Fakat inanç en azından iki kaynak tarafından tehdit edilir gözükmektedir. Bunların biri basit inançsızlık veya inanmama durumudur. Basitçe sevmediğiniz için bir tür hakim düşüncenin reddi durumu. Bilirsiniz, arabaların tamponlarındaki otoriteyi sorgulayın çıkartmasını gördüğümüzdeki türden hakim düşüncenin reddi. Fakat hakim düşünce ile olan diğer çatışma kaynağı felsefeden kaynaklanmaktadır. Felsefe basit inançsızlık veya reddetme durumu değildir. Fakat bunlar kolaylıkla karıştırılabilir. Felsefe fikri bilgi ile, fikir veya inancı akıl ile ikame etme arzusundan doğar. Felsefe için bir fikri iman temelinde savunmak yeterli değildir. Bir kimse inancı için rasyonel, akla dayalı bir açıklama getirebilmelidir. Onun amacı yurttaşlık imanını rasyonel bilgiyle ikame etmektir. Bu nedenle felsefe, inanç ve bu türden yurttaşlık imanı ile gerilim halindedir. Yurttaş belli türden bir siyasi düzen veya rejime bağlı olduğu için belli inançları iman temelinde, rasyonel temelde sorgulamaksızın kabul edebilir. Fakat filozof için bu asla yeterli değildir. Filozof bir bilgi arayışı olarak bu inançları doğru standartlar ışığında her zaman ve her yerde doğru olan şeyin ışığında yargılamayı amaçlar. Felsefe ve inanç arasında veya başka bir ifadeyle felsefe ve şehri bir arada tutan yurttaş inançları arasında zorunlu ve kaçınılmaz bir gerilim vardır. Bu bakış açısından sormak istiyorum. Sokrates inançsızlık suçunu işlemiş miydi? İlk bakışta cevap evet gibi görünüyor. Sokrates yurttaşları ile aynı şeye önem vermiyor. Jüri karşısındaki ilk sözleri buna şahitlik ediyor. Ben buradaki konuşma biçimine yabancıyım der. Bu onun Atinalı yurttaşlarının kaygılarına yabancılığının onlara ilişkin tatminsizliğinin bir ifadesi gibi gözükmektedir. Ben sizin yaptığınız veya önem verdiğiniz şeyler hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Fakat Sokrates'in hiç önem vermediğini söylemek de doğru gözükmüyor. O bazı şeyleri derin bir şekilde umursadığını, belki de etrafındaki kendisinden önce gelmiş ve sonra gelecek olan herkesten daha derin bir şekilde umursadığını iddia etmektedir. Onun derinden önemsediği şeyler arasında insanları başka hiçbir şey yapmamaya ama onun ifadesiyle başka hiçbir şey yapmamak fakat sizi hem yaşlı hem genç, bedeni ve parayı umursamayıp ruhunuzun nasıl en iyi durumda olacağını umursamaya ikna etmeye çalışmak gelmekteydi. Jüriye bir kimsenin ruhunun durumuna ilişkin bu kaygının onu sadece kendisini güçsüzleştirmeye yöneltmeyip aynı zamanda kamusal meselelerden, şehri ilgilendiren şeylerden uzaklaştırıp özel erdem arayışına yönelttiğini söyler. İşte bugün savununun 31D bölümünden Sokrates'in şu sözleriyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Benim siyasal olarak aktif olmamın karşısında duran şey budur. Bu neden bana tamamıyla asil gözükmektedir çünkü ey Atinalılar şunu iyi biliniz ki eğer çok daha önce siyasi olarak aktif olsaydım çoktan yok olup gider ne size ne de kendime bir faydam dokunurdu.
Şimdi size doğruyu söylediğimde bana kızmayın. Çünkü gerçekten size veya başka herhangi bir topluluğa muhalefet ederek devlette gayri adil ve gayri hukuki şeylerin olmasını engelleyip hayatını koruyabilecek hiç kimse yoktur. Sokrates şöyle devam eder. Eğer gerçekten adalet için mücadele edecek birisi hayatını kısa bir süre için bile koruyacaksa kamusal değil ama özel bir hayat sürmelidir. Bir düşünün. Eğer gerçekten adalet için mücadele eden birisi hayatını koruyacaksa kamusal değil özel bir hayat sürmelidir. Sokrates'in adalet peşinden gitmenin onu kamusal hayattan özel hayata dönmeye zorladığı iddiasını nasıl anlayacağız? Bu özel erdem türüyle, ruhunun erdemiyle ilgilenen bu yeni tür vatandaş nasıl bir şeydir? Savunuyu bitirip Krito'ya ilerlerken gelecek hafta için bu soruyu düşünmenizi istiyorum, tamam mı? Gelecek hafta bunu yapacağız. İkinci ders. Tamam, bugün bir soruyla başlamak istiyorum. Size bir sorum var. Evet, savunuyu okuyordunuz. Artık savunuyu ve Krito'yu okudunuz. Bu eserler hakkında düşünmek için biraz şansınız oldu. Küçük bir anket yapmak istiyorum. Kaçınız? Sadece ellerinizi kaldırmanız yeterli. Kaçınız Sokrates'in masum olduğunu ve beraat etmesi gerektiğini düşünüyor? Tamam. Kaçınız onun suçlu olduğunu ve 3 aşağı 5 yukarı hak ettiği cezayı çektiğini düşünüyor? Daha yükseğe lütfen. Tamam. Tam olarak aynı oran değil sanırım. Aşikar olan şu ki, Atina jürisinden biraz daha fazla sayıda insan onun suçsuz olduğunu düşünüyor. Kahverengi gömlek giyen arkadaşım, size sormak istiyorum. Neden onun masum olduğunu ve beraat etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Öğrenci, hı. Ve sizin elinizi kaldırdığınızı fark ettim. Neden onun suçlu olduğunu ve hak ettiği cezayı aldığını düşünüyorsunuz? Öğrenci, hı. Tamam. Bir zamanlar Lincoln'un dediği gibi, İkiniz de aynı anda haklı olamazsınız. İkinizden biriniz haklı olmalı. Ancak ikiniz de haklı olamazsınız. Evet, bugün bu soruyu, Sokrates'in yargılanmasının ne anlama geldiğini tartışmak istiyorum. Ve geçen sefer dersi kendisiyle bitirdiğim bir sorunla, bir çelişki ile başlamak istiyorum. Yani, Sokrates vatandaş olmanın ne demek olduğuna ilişkin yeni bir kavrayış ortaya atar. Gördüğünüz gibi geleneksel, Homerik kavrayış diyebileceğimiz vatandaş kavrayışına, Homer'e kadar geri giden şiir geleneği tarafından yaratılan ve şekillendirilen belli vatandaş sadakati ve vatanseverlik kavramlarına karşı çıkar. Onu rasyonel vatandaşlık, felsefi vatandaşlık olarak adlandıracağım yeni bir vatandaşlık anlayışı ile ikame etmek ister. Bir kimsenin kendi bağımsız akıl, yargı ve iddiasına dayanan bir vatandaşlık görüşü. Bu bakış açısını savunma sürecinde ilginç bir pasajda Sokrates, tüm hayatını kamusal değil, özel meselelerle harcadığını ve bilinçli bir şekilde kamusal meselelerden, siyaset meselelerinden kaçındığını söyler. Bu bir soruyu doğurur. Nasıl bir vatandaşlık? Onun teklif ettiği bu yeni tür vatandaşlık nasıl herhangi bir vatandaşlık kamusal meselelere değil de sadece özel meselelere adanabilir? Vatandaşlık bizzatihi kamusal alanı gerektirir gözükmektedir. Sokrates hayatının hemen hemen tamamıyla kamusal meseleler yerine özel meselelere adandığını söylediğinde ne demek istiyor? Evet. İlk düşünebileceğimiz şey bunun tamamıyla doğru olup olmadığı, Sokrates'in dinleyicisine karşı tamamıyla samimi olup olmadığıdır. Nitekim Delfik kahinine gittiğinden beri onun kehanetinin en azından kendi yorumunu takip edip bunca siyasetçi, şair, zanaatkar ve benzerini sorgulamıştır. Bu araştırma ve sorgulamaların kamuya açık yapıldığını söylemektedir. Pazarda,
açık havada ve kamusal forumda dolaşarak pek çok kişiye sorular yöneltmiş, onları sorgulamış ve görülüyor ki pek çok farklı türden insanı sersem durumuna düşürmüştür. Öyleyse bu sadece özel bir mesele veya özel bir yaşam biçimi olarak görülemez. Fakat belki de onun kastettiği şey özel bir hayat sürerek hemen hemen tamamıyla kendi bireysel akıl ve yargılama yetilerine dayanacağını, gelenek, otorite, örf ve bu türden şeylere dayanmayacağıdır. Fakat sanırım Sokrates bundan, yani sadece özel bireysel yargı yetisine dayanmayı istemekten daha fazla bir şeyi kastetmektedir. Yaşam biçiminin özel olduğunu söylediğinde, kamusal yaşamdan ilkeli bir geri duruş olarak adlandırabileceğimiz bir yolu takip ettiğini kastetmektedir. Sokrates büyük bir çekimserdir. Şehrin kolektif eylemlerine, kamusal adaletsizliklere suç ortağı olmayı gerektirecek eylemlerine katılımdan kaçınmıştır. Eğer ona bir slogan atfedecek olursak, onun sloganı doktorların meşhur Hipokrat yeminine benzer bir şey olurdu. Zarar verme. Ve zarar vermemek için kendisini kamusal yaşamdan ilkeli bir geri duruşa zorlamıştır. Eğer George Bush yakın zaman önce kendisini karar verici olarak tasvir ettiyse, Sokrates'i çekimser olarak tasvir edebilirsiniz. Fakat siyasal yaşamdan kaçınma uygulamasına referansla Sokrates ne demek istiyor veya ben ne demek istiyorum? Bu türden birkaç örnek verdiğini hatırlıyor musunuz? Hatırlayın, bunlardan bir tanesi onun Peloponnes Savaşı sırasında bir muharebede hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini bedenlerini almayı başaramayan 10 Atinalı generalin mahkum edilip idam edilmeleri kararına katılmayı reddetmesiyle ilgiliydi. Bu büyük bir utanç ve rezalet işaretiydi. Bu gerçek bir olaydı. Bir kolektif suç kararı vardı ve muharebenin tüm liderleri, generalleri orada idam edildiler. Ve Sokrates nasıl mahkemenin kolektif suç kararına katılmayı reddettiğini anlatmaktadır. Gerçek bir olay. Kitabı okumanızdan hatırlayacağınız ikinci öykü, bir emre katılmayı nasıl reddettiğini jüriye anlatışı, hatırlatmasıydı. 30'lar tarafından, nefret edilen 30'lar tiranlığı tarafından, Salamisli Leon adlı bir adamın yakalanmasına yardım etmesi emredilmişti. Bu yakalama Leon'un infazına yol açabilecek bir yakalamaydı. Nitekim öyle de olmuştur. Sokrates kendisi için büyük risk alarak bu adamın yakalanmasına katılmayı reddetmiştir. Bence her iki durumda da Sokrates'in belirtmek istediği şey, siyasal yaşama katılıp katılmama kararında kendi bireysel ahlaki duruşunun bir litmus testi olarak durduğudur. Tekrar ediyorum. Jüriye, şüphesiz Salamisli Leon olayında 30'lar tiranlığına boyun eğmeyişini hatırlatacak şekilde ben adalete aykırı bir şekilde hiç kimseye hiçbir konuda baş eğmeyen bir adamdım der. Fakat sanırım Turo'nun sivil itaatsizlik modeli gibi bir şey olan bu ilkeli bir şekilde hukuka karşı gelme Sokratik vatandaşlık veya Sokrates'in vatandaşlık görüşü hakkındaki merkezi hususu veya merkezi hususlardan birini ortaya çıkarır. Bu ilkeli itaatsizlik siyasası Sokrates'i ona yöneltilen ahlaksızlık ve inançsızlık suçlamalarından aklar mı yoksa mahkum mu eder? Yine de şunu soracağım. Bir vatandaş vicdanını Sokrates'in yapmış göründüğü gibi yasanın üzerine koyabilir mi? Bu dönemin ilerleyen haftalarında sıkça karşılaşacağımız bir sorudur. Bu soru bir bireyin kendi vicdanını veya ahlak anlayışını yasanın üzerine koyup koyamayacağı sorusu Hobbes adında çok önemli bir siyaset düşünürünü de meşgul etmiştir.
Her biri uyacağı veya uymayacağı kanunları ve kuralları kendisi seçen Sokratik vatandaşlardan kurulu bir topluluk nasıl olurdu? Öyle gözüküyor ki Sokrates bireysel, özel ahlakıyla öylesine ilgilidir ki bir anlamda Atina şehrine, mahkemeye, Atina'ya, meclise kamusal meselelerle ellerini kirletmeyeceğini söylüyor. Yine bu mesele siyasetin, siyasal yaşamın bir kimsenin ellerini dünyada kirletmesini gerektirip gerektirmediği meselesi, ileride göreceğiniz üzere Machiavelli'nin oldukça ciddiye aldığı bir meseledir. Siyasal yaşamın gerekliliklerinden, kaba zorunluluklarından kaçınan, hatta onları reddeden bir kimse nasıl bir vatandaştır? Sokrates bazı açılardan 19. yüzyılda Hegel'in güzel ruh diye tasvir ettiği, tekrar ediyorum, 19. yüzyılda Hegel'in güzel ruh, tekrar ediyorum, 19. yüzyılda Hegel'in güzel ruh diye tasvir ettiği şeyin bir örneği gibi duruyor. Hegel bu terimi ironik olarak, bilirsiniz, özel ahlaki bütünlüğünü her şeyin üzerine koyan bir kimseyi anlatmak için kullanmıştır. Hepimiz bu türden kişileri biliriz veya haklarında bir şeyler okumuşuzdur. Sokrates bu suçlamalara bir bakıma sadece çekimseler olmak değil ama kendi özel ahlaki vicdanını ve bütünlüğünü yasaların üzerine koyma suçlamasına ne cevap veriyor? Meşhur bir pasajda kendi bakış açısını onun kaçınma politikasının şehre oldukça faydası olduğunu ileri sürerek savunmaya çalışmaktadır. Bu yöntemiyle önemli katkılar sunar ve gönderme yaptığım pasajda herkesin hatırlayacağı üzere kendisini şehirde yaşam kalitesini geliştiren bir at sineği olarak tasvir eder. 30D bölümünde Sokrates şöyle der. Pasajı okuyayım. Evet Atinalılar, benim iyiliğim için bir savunma konuşması yapmaktan oldukça uzaklar. Daha ziyade bunu sizin iyiliğiniz için ben yapayım. Söyleyeceklerimi sizin iyiliğiniz için söylüyorum der. Bu sayede beni ölüme mahkum ederek Tanrı'nın armağanına yönelik bir yanlış yapmayın. Çünkü beni öldürürseniz benim gibi birini tekrar bulmanız çok zor olacaktır. Bunu söylemek saçma olsa da tıpkı şahane ve safkan bir atın yüce cüssesinden kaynaklanan ataletinden dolayı bir at sineği tarafından uyandırılmaya ihtiyaç duyması gibi ben de Tanrı tarafından şehrin üzerine konduruldum. Evet, gerçekten Tanrı böyle bir kimse olmak üzere beni şehre göndermiş gözüküyor. Ben her birinizi uyandırıyor, ikna ediyor ve kınıyorum. Tüm gün boyunca hiçbir yerde yakanızdan düşmüyorum. Evet, işte burada bize sadece kendisinin Tanrı'nın bir armağanı olduğunu söyleyen değil, aynı zamanda şehre büyük iyiliği olduğunu söyleyen, ortaya koyduğu insan, bireysel ahlaki vicdan örneğinin büyük kamusal faydalar doğurduğunu söyleyen bir Sokrates örneği var. Dinleyicilerine yaptığı şeyleri kendi iyiliği için değil, onların, yurttaşlarının iyiliği için yaptığını söyler. Beni sevmeyebilirsiniz. Fakat ben sizin iyiliğiniz için varım der jüriye. Ve dahası yarı dinsel bir dille başka bir seçim şansının olmadığını iddia eder. Bu onun kendi seçtiği bir şey değildir. O kendi ifadesiyle Tanrı'nın bir armağanıdır ve kendisine bunu yapması emredilmiştir. Atinalılar, sizden ziyade Tanrı'ya itaat edeceğim ve nefes aldığım sürece ve yapabildiğim müddetçe felsefe yapmaya devam edeceğim der. Sokrates kendisini ve kendi yaşam biçimini bir tür dinsel bir tasvirle, delfik kehanetle, Tanrı'nın armağanı imajıyla, kendi vatandaşlık anlayışını bu dinsel dille sarmalar gözükmektedir. Ve bu savununun veya Platon'un her okuyucusunu Sokrates'in bu dili kullanması ile ilgili önemli bir soruyu sormaya yöneltecektir veya yöneltmelidir. Bunu değişik biçimlerde devlette yine göreceğiz. Bunu söylerken samimi mi yoksa bu dinsel tonu kullanırken ironi mi yapıyor? Ne de olsa inançsızlık suçlamasıyla idam cezası istemiyle yargılanıyor. İnançsızlık suçlamasını çürütmek için jürinin hoşuna gidecek dinsel bir dil kullanmış, benimsemiş olamaz mı?
Hatta belki kendisine karşı suçlamalarda bulunan Anitus ve Meletus gibi değil, gerçekten dindar ve inançlı olduğunu ima ediyor olamaz mı? Sokrates kendisini Tanrı'nın armağanı olarak sunarken sadece ironi yapmıyor. Aynı zamanda kışkırtma maksadıyla konuşuyor olabilir. Bir anlamda Sokrates'in kendisinin veya herhangi birinin kendisinin kutsalın armağanı olduklarını açıklamasından daha saçma ne olabilir diye sorabilirsiniz. Fakat doğru. Kim böyle bir iddiada bulunur? Fakat başka bir açıdan Sokrates kutsal emri oldukça ciddiye alıyor gözükmektedir. Öyle değil mi? Sokrates Delfi kahininin Charephon'a Sokrates'ten daha bilge bir kimsenin olmadığını söylemesinden sonra, öncesinde değil, doğal olguları araştırmayı bırakıp ahlaki erdem ve adaleti araştırmaya, deyim yerindeyse ikinci yolculuğuna koyuldu. Sokrates sıklıkla tuttuğu yolun kendi seçimi olmadığını ama ilahi bir emrin sonucu olduğunu ifade eder. O bir tür kutsal fermanın kontrolündedir ve tam da bu ilahi emre, bu özel çağrıya adanmışlığı onu dünyevi işleri ihmal etmeye yöneltmiştir. Çeşitli noktalarda aşırı yoksulluğunu, karısına ve çocuklarına yükümlülüklerini ihmal edişini ve yetmezmiş gibi çeşitli kamusal kişiliklerin kendisine yönelttiği aşağılama ve horlamalara maruz kalışını dinleyicilere hatırlatır. Bunların hepsi onun ilahi emre bağlılığının sonucudur. Bir diğer ifadeyle Sokrates kendisini ona layık görülen göreve ihanet etmektense hayatını riske edebilecek kadar eşsiz inanç ve iman sahibi bir insan olarak sunar. Sokrates çıtayı kendisi için oldukça yükseğe koymaktadır. Bu konuda ona inanacak mıyız? Önemli bir soru soruyorum. Tekrar ediyorum. Ona inanacak mıyız? Bu konuda samimi mi yoksa sadece kendisini korumak için bir retorik olarak mı kullanıyor? Yaşadığını söylediği bu özel tür dindarlık nedir? Birçok bakımdan jürinin felsefe yapmaya son vermesi yönündeki kararına cevap verirken Sokrates kendisini şu sözlerle ifade eder. Suçlu bulunmasından sonra jüriye yaptığı ikinci konuşmadan bir bölüm aktarmak istiyorum. Yaşam tarzıyla ilgili olarak sizi ikna etmek, bazılarınızı bu konuda ikna etmek en zor şey der. Çünkü eğer bunun Tanrı'ya karşı gelmek olduğunu ve bu nedenle sessiz kalmanın imkansız olduğunu söylesem, ironi yaptığım düşüncesiyle ikna olmayacaksınız. Öte yandan, eğer bir insan için erdem hakkında konuşmalar yapmanın büyük bir iyilik olduğunu ve sorgulanmamış hayatın bir insan için yaşanmaya değer olmadığını söylesem, daha da az ikna olacaksınız. Bir diğer ifadeyle 37C ve D civarındaki bu pasajda bir ikilemle karşı karşıya olduğunun farkında olduğunu ifade ediyor görünmektedir. Bir yanda kutsal bir göreve verdiği referans bunu orada açıkça ifade eder. Dinleyicileri tarafından Sokratik ironi ve samimiyetsizliğin bir diğer örneği olarak görülecektir. Fakat kendi yaşam biçiminin iyiliği ve adilliği konusunda ve yalnız sorgulanmış hayatın yaşanmaya değer olduğuna insanları yalnızca rasyonel temellerde ikna etmeye çalışsa kendisine inanılmayacağını söyler. Sonuçta bir Sokratik vatandaş ne yaparsa yapsın ya ironi yaptığı söylenecek ve kendisine inanılmayacak ya da kendisini rasyonel ve felsefi temellerde savunmaya kalkarsa basitçe kendisine inanılmayacaktır. Sanırım bu bugün derse başlarken sorduğum soruyu ortaya çıkarır. Sokrates hoş görülmeli midir? İyi bir toplum Sokrates'i hoş görür müydü? Krito'daki bu diyalogla ortaya atılan soru da budur. Konuşma özgürlüğü, yani sivil inançsızlığın sınırında olan, hatta ona dahil olan böyle bir konuşma ne kadar hoş görülmelidir? Platon okurlarının yıllar boyunca bir kabulü, Sokrates'in yargılanmasının, Sokrates'in infazının ifade özgürlüğünü bastırma veya cezalandırmanın bir topluma olan kötülüğünü ve tehlikelerini göstererek tam düşünce özgürlüğünün bir savunusu için gerekçe sunduğu şeklindedir. Fakat bu doğru mudur?
Bu gerçekten Platon'un öğretisi midir? Sokrates'in söyledikleri arasında onun ifadesiyle başka her şeyi bir yana bırakıp genç ve yaşlı hepinizi bedeniniz ve parayı değil ama ruhunuzun nasıl en iyi durumda olacağını düşünmeye, ikna etmeye çalışmak doğrultusundaki görevini çok önemsediği bulunur. Hoşgörü ve ifade özgürlüğünün bu savunusunu nasıl anlayacağız? Savunu, Sokrates'i toplumun radikal eleştirmeni ve sorgulayıcısı olarak filozofun en uzlaşmaz savunusunu sunarken resmetmektedir. Sokrates, Atinalıların siyasalarının basitçe şu veya bu yönünü değiştirmelerini talep etmemekte. Fakat Atina'nın kamusal yaşamında, yurttaşlık kültüründe daha keskin ve hatta devrimci diyebileceğim bir değişim talep etmektedir. Yurttaşlarına yaşamlarının yaşanmaya değer olmadığını, sadece sorgulanmış hayatların yaşamaya değer olduğunu, onların hayatlarının sorgulanmış olmadığını ve bu nedenle onların hayatlarının bir değerinin olamayacağını söylemektedir. Öyle değil mi? Felsefe yapmayı bırakma seçeneği sunulduğunda felsefeyi bir emir, kutsal bir emir uyarınca yaptığını ve başka türlü davranamayacağını ileri sürerek reddeder. Platon bizim Sokrates'i ilkeli, ölümle karşı karşıya kaldığında inandığı şeyleri savunan bir insan olarak mı? Yoksa temel kanun ve değerlerini kabul etmediği toplum tarafından hoş görülemeyecek veya hoş görülmemesi gereken devrimci bir kışkırtıcı olarak mı görmemizi istiyor? Bir dereceye kadar bu iki sorunun da doğruluk payının olduğunu düşünme eğilimindeyim. Belki bu sorunun cevabı veya bir cevabı tipik olarak savunudan çok daha az ilgi çekse de savunuya eşlik eden diyalog veya konuşma Krito'da sunulur. Çünkü kısmen bu diyaloğun şehrin iddiasını, şehrin Sokrates'e karşı iddiasını sunduğunu düşünüyorum. Şunların bazılarını incelemek istiyorum. Eğer savunu filozofun şehre karşı, Sokrates'in şehre karşı iddialarını sunuyorsa, Krito şehrin filozofa karşı iddialarını sunar. Burada Sokrates'in kendisine karşı şehrin iddialarını kendi suçlayıcılarının mahkemede yaptığından daha iyi bir şekilde sunduğunu söyleyebiliriz. Böylece savunuda deyim yerindeyse diyaloğun merkezi eylemini oluşturan Sokrates ve kanunlar arasındaki konuşma, Anitus ve Meletus'un ona karşı yapmış olmaları gereken iddiaları sunar. Savunu siyasal hayatı adaletsizliğe bulaşmaya gerektirmesi nedeniyle kötüler. Ve Sokrates adaletsizliği gerektiren kanunlara ve siyasalara bulaşmayacağını söylerken, Krito kanunların haysiyetini, şehrin ve onun kanunlarının haysiyetini veya yüceliğini savunur. Yine savunu ilkeli bir kaçınma veya siyasal yaşama itaatsizliği savunurken, Krito kanuna itaat ve yükümlülük konusunda belki de bugüne değin yapılan en kapsamlı savunuyu yapar. Evet, bu iki diyalogdaki görünüşte çelişen bu iki bakış açısını eğer yapabilirsek nasıl uzlaştıracağız? Bu iki diyalog aşikardır ki sadece içerik olarak değil, dramatik bağlamlarında da farklılık göstermektedirler. Yine şu hususların bazılarını düşünün. Savunu, büyük ve çoğu anonim 500'den fazla kişiden oluşan meclis yani mahkeme önünde yapılan bir konuşmadır. Tüm platonik diyalogların arasında yalnızca burada Sokrates'in bu büyüklükte bir dinleyiciye hitap ettiğini görüyoruz. Öte yandan Krito, Sokrates ve tek bir birey, sadece bir kişi arasında geçen bir konuşmadır. Savunu Atina mahkemesinde olabilecek en kamusal mekanda geçerken, Krito bir hapishane hücresinin karanlığı ve yalnızlığında geçer. Savunu, Sokrates'i hayatını, kendisini şehre gerçekten fayda sağlayan, Tanrı'nın bir armağanı olarak sunarak savunur gösterirken, Krito da Sokrates'in daha önce itaat etmeyi reddettiği kanunların otoritesine boyun eğdiğini görüyoruz. Nihayet, eğer savunu Sokrates'i felsefe uğruna ilk şehit,
felsefe davasına canını veren ilk kişi olarak sunuyorsa, Krito, Sokrates'in yargılanması ve cezasını adaletin tecellisi olarak sunmaktadır. Bu büyük karşıtlıklar bizi bir soruyu sormaya zorlar. Platon bu iki çok farklı bakış açısını sunarak ne yapıyor? Platon'un Sokrates'in şehir ile olan ilişkisine dair birbirine oldukça karşıt iki farklı fikri barındıran bu iki eseri bize sunmaktaki amacı nedir? Platon'un aklı mı karışmıştı? Kendi kendisiyle mi çelişiyordu? Ne yapıyordu? Büyük bir soru. Umarım bunu cevaplandırabilecek zamanım vardır. Krito'yu biraz yakından inceleyelim. Krito adını Sokrates'in bir arkadaşı ve öğrencisi olan ve diyaloğun başında, hocasının başında dikkatle nöbet tutan Krito'dan alır. Krito, Sokrates'ten onun kaçmasına yardımcı olmak için izin vermesini ister. Gardiyanlara rüşvet verilmiştir ve kaçış kolay olacaktır. Fakat Krito'yu doğrudan ikna etmek yerine Sokrates bir diyalog yaratır. Esasen diyebiliriz ki daha geniş diyalog içinde bir diyalog. Kaçışa karşı, yani kanuna itaatsizliğe karşı argümanını geliştirdiği, kendisi ve Athena'nın kanunları arasında geçen bir diyalog. Argüman şu şekilde özetlenebilir. Hiçbir devlet kurallar olmaksızın var olamaz. Her devletin ilk kuralı, vatandaşların kuralları bir kenara koyma, hangisine uyup hangisine uymayacağını tercih etme özgürlüklerinin olmadığıdır. Herhangi bir tür sivil itaatsizlik içerisine girmek, şu veya bu yasayı sorgulamak değildir. O, tam da hukukun doğasını, kuralların varlığını sorgulamaktır. Hukuku sorgulamak ve ona uymamak, hukukun otoritesini yıkmakla aynı şeydir. Bir tek kanunun bile ihmal edilmesi, anarşinin, hukuksuzluğun özünü teşkil eder. Bu kanunlara itaate yönelik çok kapsamlı bir argümandır. Bir tek kanunun bile ihlal edilmesi, kanunun kanun olarak otoritesinin sorgulanmasıdır. Bu çok güçlü bir argümandır. Bir bakıma Sokrates'in sözleri kanunun ağzından söyleterek kendi aleyhine geliştirdiği bir argüman. Fakat o burada da durmaz. Vatandaş bizatihi varlığını kanunlara borçludur der. Bizi biz yapan, kanunların, adetlerin, geleneklerin, bizi yoğuran kültürün gücü ve otoritesidir. Bizi kanunlar vücuda getirmiştir der. Ve bizim kullanımımızda vücuda getirme açık bir şekilde İncil ile çağrışım yapar. Bir kelimeyle vatandaş kanunlar tarafından yaratılmış, vücuda getirilmiştir. Onlar bizim üzerimizde bir nevi ebeveyn otoritesine sahiptir. Öyle ki herhangi bir kanuna karşı gelmek bir inançsızlık, çevremizdeki en eski şeylere yönelik bir saygısızlık eylemidir. Kanunlar bizim sadece ebeveynlerimiz gibi değildir. Onlar bizim kendilerine saygı ve inanç borçlu olduğumuz atalarımız, bizim söyleyebileceğimiz şekliyle kurucu babalarımız gibidir. Birçok şekilde Krito, bazı bakımlardan inanç hakkındaki platonik diyalogtur. Sokrates burada kanunun otoritesini tamamen kabul ediyor görünmektedir. Savunuda yaptığı gibi itaatsizlik doğrultusunda kanıtlar sunmamaktadır. Sivil itaatsizlik, ilkeli kaçınma havarisi Sokrates'e birdenbire ne oldu böyle? Sokrates, kendiliğinden veya kanunların zorlamasıyla her vatandaş ve onları mutlak itaatle bağlayan kanunlar arasında var olan anlaşmayı tamamıyla kabul etmektedir. Soru neden Sokrates'in savunuda böyle gururlu bir meydan okuma ve kanunlardan bağımsızlık sergilerken Krito'da kanunlara koşulsuz ve neredeyse fare gibi bir teslimiyet içinde olduğudur. Ne oldu ona? Neden böyle birdenbire mütevazi ve teslimiyetçi bir hale büründü? Onun Tanrı'nın armağanı olduğu söylemine ne oldu? Bu sizin düşünmenizi istediğim bir şey. Eminim bu hususta kendi aranızda konuşmak isteyeceksinizdir. Ancak bu paradoksa, bu soruya cevap vermek, karşılık vermek için şöyle bir şeyi ileri sürmeme izin verin. Savunu ve Krito bir gerilimi temsil ederler. Hatta onlar az çok sürekli ve birbiriyle uzlaşmaz
iki ahlak kodu arasındaki bir çatışmayı temsil eder. Sokrates tarafından temsil edilen aklı, yani bireyin egemen aklını mümkün olan en yüksek otorite olarak kabul eder. Filozofu devletin tehlikeli otoritesinden özgürleştiren ve bireyi siyasi hayatın zorunlu bir parçası olan, adaletsizliğe ve kötülüğe bulaşmaktan koruyan şey kişinin kendi aklına dayanmasıdır. İlkeli çekimser Sokrates buradadır. Diğer ahlaki kod kanunların konuşması tarafından temsil edilir. Burada bireyin üzerinde esastan bağlayıcı olan ve hatta bireye önceliği olan şey topluluğun kanunlarıdır. En eski ve en derin inançları ve kurumlarıdır. Onun anayasası, bizim söyleyeceğimiz şekliyle rejimi, politeiyasıdır. Bir bakış açısı felsefi yaşamı, sorgulanmış hayatı, diğeri ise siyasal yaşamı, müzakere etme, yasama, bir insan için en yüce eylem olarak savaş ve barış yapma işlerine katılan vatandaşın yaşamını yaşanmaya en fazla değer hayat olarak görmekte. Bunlar birbiriyle uzlaşmaz iki alternatif sunmaktadır. Deyim yerinde ise iki farklı çağrıya karşılık gelir ve kanımca bunları uzlaştırmaya veya sentezlemeye teşebbüs etmek bunların her birine yönelik derin bir adaletsizliğe yol açmaktadır. Platon her birimizin en ciddi ve değerli yaşam tarzına dair bu rakip iki anlayıştan birini bir şekilde seçmek zorunda olduğumuza inanır görünmektedir. Hangisini seçeceğiz? Bizim için nihai öneme sahip olan hangisidir? Hangisi? Fakat her ikisini de seçemeyiz. Ve sanırım felsefi ve siyasi yaşam tarzları arasındaki bu fark, dersin başında kimin Sokrates'in masum olduğuna ve aklanması gerektiğine ve kimin onun suçlu olduğuna ve cezalandırılması gerektiğine inandığını sorduğumda ortaya çıkan farkı bir dereceye kadar açıklar. Ve bir anlamda birisi bunun belki Platon'un son sözü olmadığını söyleyebilir. Sokrates'in niye kalıp zehri içtiği sorusunu kastediyorum. Sonuçta kendi aklının ilkelerine derinden bağlı ise neden hala şehrin yasalarını umursamalı? Neden Kriton'un kendisine kaçışta yardım etmesine izin vermesin ve Girit'e gidip nefis Girit şarabını içip yaşlılığın tadını çıkarmasın? Nitekim Platon bir başka diyalog yazmıştır. En uzun diyaloğu, Yasalar adlı bir kitap. Burada Girit'te yaşayan ve basitçe Atinalı yabancı olarak isimlendirilen ve bu toplumun temsilcileriyle bir konuşma sürdüren bir kişiye rastlıyoruz. Bu kişinin Sokrates olduğu söylenmemekle birlikte bazen bu konuşmanın Sokrates kaçsaydı yapacak olduğu bir konuşma olduğu düşünülür. Bu yeniden şu soruyu doğurmaktadır. Sokrates'in kaçışı reddetmek için Krito'ya verdiği gerekçeler, Atina şehrinin kanunlarına söylettiği gerekçeler, bunlar Sokrates'in gerçek gerekçeleri midir? Sokrates kendisi ve kanunlar arasında kurguladığı bu konuşmaya inanmakta mıdır? Yoksa sadece arkadaşını Sokrates'e yardım edemediği için duyduğu suçluluktan kurtarmak için yarattığı bir kurgu mudur? Tabii ki Krito, Sokrates'in kaçmasına bir biçimde yardım etmediğinin başkaları tarafından öğrenilmesi durumunda kendisi hakkında ne düşünecekleri konusunda oldukça kaygılıdır. Kanunlar için ve kanunlar ile yapılan bu konuşma Sokrates'in yükümlülük ve itaat konularındaki en derin düşüncelerinin bir ifadesi olmaktan ziyade Krito'nun faydası için mi yapılmıştır? Bu konuşmada o, Krito'yu şehrin kanunlarıyla uzlaştırabilmek ve onun kanuna devamlı itaatini sağlayabilmek için rasyonel mülahazalar diyebileceğiniz gerekçeler vermek üzere bir tür adalet mi ihsan ediyor? Bu birçok bakımdan iki diyalog arasındaki görünür farkı anlandırmamızı sağlar. O, sadece Sokrates'in Atina'nın yasalarından kendinin üstünlüğü hissini göstermez. Savunu'nun ilk konuşmasında ölüme kayıtsızlığını ifade ederek şehrin onun ölüme mahkum etmesine meydan okur. Ve sonra Krito'da ölüme karşı bu aynı umursamazlığı Krito'nun kendisinin kaçışına yardım etmesine izin vermeyerek ifade eder. Sokrates sonuna kadar kendi kanununu kendisi koyar görünürken aynı zamanda Krito ve onun gibi olan diğer kimseler için kanuna rasyonel ve onurlu bir itaatin örneğini sunar.
Sokrates'in ölümüne baktığımızda onu bir trajedi, ahlaki bir trajedi, gayri adil bir kanun tarafından adil bir insanın ölüme mahkum edilmesi olarak mı görüyoruz? Öyle olduğunu sanmıyorum. Hiç alakası yok. Sokrates'in 70 yaşında ölümü kendisi tarafından gelecekte felsefenin bir cesaret ve adalet kaynağı olarak kabul edilmesini sağlaması niyet edilmiş bir felsefi şehitlik eylemidir. Sonraki mektuplarından birinde Platon, Sokrates'i sunuşuyla ilgili olarak bilinçli bir şekilde Sokrates'i genç ve güzel, ölüm karşısında korkusuz, aktif adaletsizlikte rol almayı reddeden, kendisini dinleyenlere bilgelik ve adalet dağıtan bir adam olarak sunduğunu söyler. Biz gerçek Sokrates'i bilmiyoruz. Sokrates hakkında bildiğimiz her şey, onun hakkında farklı resimler çizen Platon ve Aristofanes ve az sayıda başka kimseden okuduklarımızdır. Fakat Platon'un Sokrates'i zayıf argümanı güçlü gösteren bir tür sofist sunumunun tam karşı kutbundadır. Platon'un diyalogları, savununun yanı sıra devlet ve Krito, kelimenin en geniş anlamıyla sadece Aristofanes'in suçlamasını cevaplama değil, felsefe davasını değerli ve liyakati olan bir şey olarak savunma teşebbüsüdür. Bu bizi bugün nerede bırakmaktadır? Bütün bunlar hakkında ne düşünmeliyiz? 4. yüzyıl Atina'sından çok farklı bir dünyada yaşayan bizler, Sokrates'in örneğinden ne öğrenebiliriz? Daha önce sizin çoğunuzun yaptığı gibi çoğumuz kendisini içgüdüsel olarak şehre karşı Sokrates'in tarafını tutar buluyor. Sokrates'e karşı şehrin tarafını tutanlar, yurttaşlık inancının değerine inananlar aramızda oldukça az. Belki sadece güneydeki küçük bir kasabadan gelenler ve Brooklyn'in belli bölgelerinden gelenler İnancın bir yaşam biçimi olarak üstün değerini anlayabilirler. Büyük oranda biz bir adaletsizlik kurbanı olarak Sokrates resmini kabul etme eğilimindeyizdir. Onunla ilgili kimi gerçekleri, demokrasiye düşmanlığını hafife alırız. İşimize geldiği gibi hafife alırız. Bunu devlette göreceğiz. Belli ölçüde savunu da halihazırda gördük. Yurttaşlarının yaşamlarının yaşanmaya değer olmadıkları iddiası, kendi yaşam biçiminin kimsenin görmediği ve hakkında bir şey duymadığı biri tarafından emredildiği iddiası. Bunların hiçbiri bizim için bir fark yaratmıyor gözükmektedir fakat sanırım yaratmalıdır. Sokrates'in iddialarını göz önüne alarak sorumlu bir vatandaş topluluğu ne yapardı, onlar nasıl davranmalıydı sorusunu kendinize sorun. Bir cevap, Sokrates gibi sivil karşıtlara daha fazla hoşgörü göstermek olabilir. Heterodoks inançlara sahip bireylerin fikirleri, başkalarını kendi fikirlerini sorgulamaya, gözden geçirmeye teşvik edebilir. Bu iyi bir şeydir. Milton, Locke ve Voltaire bunun gibi bir argüman ileri sürmüştür. Fakat bu Sokrates'e karşı hakkaniyetli midir? Platon'un savunmadığı bir şey, Sokrates'in basitçe hoş görülmesidir. Onun öğretisinin hoş görülmesi bir anlamda onu önemsizleştirmek, zararsız hale getirmek gibi görünmektedir. En azından Atinalılar onu ciddiye alma onurunu bahşetmektedir. Nitekim bu nedenle yargılanmaktadır. Atinalılar Sokrates'i hoş görmeyi reddetmektedirler. Çünkü onun zararsız olmadığını, kendi yaşam biçimlerine ve asil ve değerli buldukları her şeye bir meydan okuma, kökten bir meydan okuma içinde bulunduğunu biliyorlar. Sokrates zararsız değildir. Çünkü kendisinin itiraf ettiği gibi insanları etrafında toplayabilme yeteneği vardır. Birkaç kişi bugün, birkaç kişi yarın. Kim bilir? Sokrates'i hoş görmek, ona hayat biçimimizi çok da önemsemiyoruz. Ona her gün meydan okuyup tekzip etmene müsaade edebiliriz demektedir. Bu iyi midir? Doğru mudur? Sokrates'in yargılanması bizim hoşgörünün sınırları hakkında. Hangi görüşleri basitçe hoş görülemez bulduğumuzu düşünmemizi ister. Sağlıklı bir toplum, her bakış açısına açık olan bir toplum mudur? İfade özgürlüğü doğal olarak saygıya değer midir? En üstün iyi midir? Diğer tüm iyilere galip mi gelmelidir? Yoksa hoşgörü bir noktada hoşgörü olmaktan çıkıp hiçbir şeyi çok ciddiye almadığı için her şeye özgürlük tanıyan bir yumuşak
nihilizm mi olmaktadır? Nihilizm ile her ne kadar pespaye, kötü ve alçak olursa olsun, her tercihin diğer tüm tercihlerin meşru eşiti sayılması görüşünü kastediyorum. Bu gerçekten hoşgörü müdür yoksa basitçe gerçeği ve ahlaki yargının standartları arayışından vazgeçmeye karar vermiş bir ahlaki çöküş biçimi midir? Sanırım sonsuz hoşgörünün entelektüel pasifliğe ve her bakış açısının sorgusuz kabulüne yol açma tehlikesi vardır. Evet, bu konuda bu kadar yeter. Zamanımızın bittiğini görüyorum. Sizden yapmanızı istediğim şey, çarşamba gününe kadar bu konuyu düşünmeniz, arada bir aklınıza getirmeniz ve çarşamba günü de bazılarının inandığı gibi tüm zamanların en önemli kitabı olduğu iddia edilen Devlet'i okumaya başlayacağız. Çarşamba günü görüşmek üzere.